Plansızlık nedir diyelim, nedenleri nelerdir, nasıl oluşur? Evet, nedir, nasıl oluşur? Kanımızda 3 çeşit hücre var. Alyuvarlar, akyuvarlar, trombozitler. Akyuvarlar yani beyaz kan hücreleri veya lökositler bağışıklık sistemin alt elementleri. Bunlar T hücresi, B hücresi, makrofaj, lenfosit diye grupları var çeşit çeşit. Yani bir ülkenin silahlı kuvvetleri gibi bakteri, virüs ve mantarları yok etmek için çeşit çeşit fonksiyonlara sahip hücreler faaliyet gösterir, sürekli kanda gezerler. Mesela makrofaj, ahtapot gibi binlerce gözü varmış gibi kollarıyla yakaladığı bakteri, virüs ve mantarları yer, parçalar, yok eder veyahut da yakalamadığına T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatarak yok eder. Veyahut da oksijeni, 2 moleküllü oksijeni alır, tek oksijene dönüştürerek aynı Tomahawk füzesi gibi bakteri, virüs ve mantarları ateş eder, yakar, yok eder. Çok enteresan bir yapıya sahiptir. Akıllı. Şimdi trombozitlerse herhangi bir kanama anında kanayan noktayı hemen pıhtılaşmasını sağlar. Kanamaları önleyici özelliklere sahiptir. Kanamayı hemen kapatır. Alyuvarlar ise yani kırmızı kan hücreleri, eritrositler takriben bir insanda 20 katrilyon eritrosit hücresi var. Ne işe yarar bunlar? Demir ve globulinden oluşan eritrositler oksijen taşır hücrelere. Akciğerden aldığı oksijeni hücrelere taşır. Hücredeki karbonu alır, karbondioksidi, akciğerdeki oksijeni, karbondioksidi böyle taşır, sürekli taşıma halindedir. Şimdi bunun belli bir sayısı, belli bir oranı var. Belli bir oranı düşerse ne olur? Kansızlık dediğimiz olay ortaya çıkar. Neden kansızlık olur? Kişinin midesinde gastrit, ülser varsa, yani midesinde problem varsa, mide normal olarak birçok enzim salgılar da bunlardan biri de intrinsic faktör denen bir faktör, kofaktör, anahtar rol oynar. Besinlerdeki vitamin, mineral emilimi intrinsic faktörle olur. Kişinin midesinde veya midesinde gastrit ve ülser varsa yeterli ve kaliteli intrinsic faktör salgılayamaz. İntrinsik faktör oranı azalırsa kişi de bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi vilus denen kanallar vasıtasıyla alır. Bunun geçebilmesi için vitamin, mineral, enzimin kanallardan geçebilmesi için intrinsik faktöre ihtiyaç var. Mide bunu sağlayamazsa, salgılayamazsa ne olur? Kansızlık problemi ortaya çıkar. Bir. İki, bazı bayanlar yoğun adet görür. Adet anormallikleri varsa, yoğun adet görüyorsa kansızlık olur. Bu böyle bir durum varsa adet düzenleyici, Hyde Forte, çok güzel bir formülümüz var bizim. Gastriti varsa tonik kullanmak gerekir hastalığa göre. Efendim, herhangi bir nedenle böbreklerinde problem varsa, böbrek yetmezliği söz konusuysa, kişi diyalize giriyorsa ne olur? Folik asiti bünyeye attığı için diyaliz sırasında folik asit yetersizliği ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda eğer ki tedavi edilebilirse, çok geç kalınmamışsa böbrek yetmezliği tedavi edilebilir. Tedavi ettiğimiz birçok hasta var hamdolsun. Evet, kansızlık problemi tedavi edilebilir. Tedavi etmek gerekir. Bazı insanların da kanı yoğun olur. Mesela Almanya'da ben bir ara 3 ayda bir kan veriyordum. Baktım düzenli olarak oraya kan merkezine gelenler var. Sordum kaç defa kan verdin? Kimi diyor 50 defa, kimi diyor 60 defa. Çeşit çeşit madalyalar takmışlar buralarına. 30 defa daha dokan efendim bakır, 40 defa dokan gümüş, 50 defa kan veren altın. Böyle madalya 3 ayda bir kan veriyorlar. Kan vermek çok önemlidir. Peygamber Efendimiz de ayda bir sırtından kan aldırmış. Tabii ki o zamanki teknolojide kan alıp kan vermek mümkün olmadığı için Peygamber Efendimiz sürekli sırtından kan aldırmıştır. Hacamat denir. Hacamat yaptırmış. İnsanların 3 ayda bir kan vermeleri gerekir. Kan verdiği zaman ne olur? Vücudu zaten kanı çok kısa sürede üretiyor. Kanın temizlenmesi hızlanır. Arı, temiz, taze kan. Dalakta problem olursa ne olur? Dalak yıpranmış, eskimiş alyuvarları artık devre dışı bırakır. Alyuvarların içerisindeki globulin ve demiri alır,
geri tarafını değirmen gibidir. Elektrolizleri eritir, öğütür, atar. İşe yarayan demiri ve globulini alarak tekrar kullanır. Karaciğerde problem varsa kansızlık olur. Çünkü karaciğer vitamin, mineral, enzimi alır, değerlendirir, kan yapar. Fakat bütün kansızlıkta en önemli rol, faktör bağırsaklardan kaynaklanır. Kansızlığın en önemli sebebi. Çünkü kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanıyorsa bu ilaçlar faydalı bakteri azaltır, zararlı bakteri ve mantarları çoğaltır. Faydalı bakteriler B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit üretirken zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretir. Zararlı bakteri ve mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar, kavurur. Bir, bağırsaklara zif gibi böyle dök, yapışır. İki, besinlerden vitamin, mineral eminimini engeller. Üç, emilerek bunları üretmiş olduğu toksik madde karaciğere gelir. Karaciğer bu toksik maddeyi arıtmak için çok yoğun B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcar. Dört, böylece kişide kansızlık problemi %80 bağırsaklardaki problemlerden kaynaklanır. Bir diğer problem de damarlarda yalama, daralma, sertleşme olursa eritrositler, yani kırmızı kan hücreleri, oksijen taşıyan hücreler, al yuvarlar çapolara 8 mikron metre çapındadır. Yani kıl gibi ince, kıldan daha ince damarların iç yüzeyinde hareket etmeleri zordur. Özellikle beyin, kalp, göz, iç kulağın içerisindeki salyangozda çok hassas kılcal damarlar var. Bu kılcal damarlarda hareket ederken eritrositler hafif eğilerek, bükülerek geçerler hedefe ulaşmak için. Eğer damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olmuşsa eritrositler ne olur? Bu çok ince damarlardan geçemezse duyma zafiyeti başlar. Görme zafiyeti başlar. Efendim, beyinde hafıza zafiyeti başlar. Çünkü beyindeki bazı hücreler yeterince oksijen gitmediği için ölmeye başlar. İç kulakta yeterince oksijen gitmediği, besleyici madde gitmediği için ölmeye başlar vesaire. Bu nedenle damarlarda yalama, daralma, sertleşme, yani kolesterol oranı yükselmeden hemen tedavi gerekir. Karaciğer derilerinde aleti asetede bir oynama söz konusuysa, kolesterol, lipid, trigliserit hafif bir oynama varsa hemen tedavisi gerekir. Bunun için çok güzel bir formül geliştirdik. Nedir? Enginar Forte. Birleşiminde enginar ekstraktı, şahtere ekstraktı, deve dikeni ekstraktı, mahonya ekstraktı oluşan çok güzel bir formül. Bunu kullandığı zaman kişi karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, trigliserit rahatsızlığından çok kısa sürede kurtulur ve kansızlık problemini aşar. Kansızlığın faktörleri farklıdır. Mideden kaynaklanıyorsa tonik, böbreklerden kaynaklanıyorsa huş, karaciğerden kaynaklanıyorsa enginar, bağırsaklardan kaynaklanıyorsa zerdeçal, forte gerekir. Yani hastalığı bilmek gerekir. Hasta rahatsızlığını, kaynağını iletebilirse, söyleyebilirse tedavisi mümkündür. Şimdi günümüzde, çağımızda insanlar yanlış besleniyor. Abur cubur yiyorlar, çok kimyasal ilaç kullanıyorlar vesaire vesaire. Bu nedenle bir böyle bir durum var. Bir de 50 yıl öncesine göre besinlerdeki vitamin, mineral, enzim oranı, bazı vitamin, mineral, enzimler, geçen söylemiştim, Alman Sağlık Bakanı yapmış olduğu araştırmaya göre elmadaki C vitamini %60 azalmış, B6 vitamini azalmış, efendim demir, kalsiyum, magnezyum, sadece elmada değil, bütün meyvede, zepsede, besinlerde vitamin, mineral, enzim oranı azalmıştır. Yani yiyoruz, içiyoruz ama vitamin, mineral, enzim yok. Neye benziyor? Kof. Hücreler, vücudumuz boş. Enerji yok. Bir saniyede bir insanın vücudunda 50 bin hücre faaliyete geçiyor. Yeni hücreler, eski hücreler ölüyor, yeni hücreler faaliyete geçiyor. Ve bir insan, bir saniyede bir insan vücudunda 500 trilyon kimyasal reaksiyon meydana geliyor. 500 trilyon. Şimdi ben Almanya'da kimya mühendisliği okurken laboratuvara giriyordum. Laboratuvarda bir deney yapmak için 3-4 günü uğraşıyordum. Oysa bizim vücudumuzda saniyede 500 trilyon kimyasal reaksiyon oluyor. Saniyede. Biz laboratuvarda bir reaksiyon, bir kimyasal deney yapmak için 3-4 gün, bazen 1 hafta 2 hafta uğraşıyorduk. Yani düşünün ne kadar büyük bir değişimler oluyor. Bütün bunların olabilmesi için vitamin, mineral, enzim, amino asit vesaire vesaire, oksijen gerekir, şu gerekir, bu gerekir. Bunun için de kişide vitamin, mineral, enzim, glikoz, omega asit vesaire eksikse spirulina kullanması gerekir. Spirulina dünyada en ideal
bitkisel gıda takviyesi. Bununla ilgili NASA, Amerika Birleşik Devletleri Uzay Merkezi, efendim Dünya Sağlık Örgütü, FDA Gıda Sağlık Örgütü birçok beyanlar, raporlar mevcut. İsteyen gidip Google'da bakabilir. Spirulina sadece bizim üretmiş olduğumuz spirulina piyasadakilerden farklı olarak antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Cordyceps sinirlot gibi bazı bitki ekserleri de içerir. Başka fonksiyonları da var.